Onur Erdem'le Michael Jordan arasında başka farklar var yani. <laughs> Louis Hamilton'dan ya, tamam. geliyor abi. Aytun Senna'ya senin gibi zorlar yetişti, ben yetişmedim. Yapabildiğim kadar ukalalık yaptım. <laughs> Sokrates Stüdyo'ya hoş geldiniz. MG işbirliğiyle hazırladığımız yeni programımızda ben Canerler, Armağan Ükünç ile beraber sizlere bazı soruların cevaplarını vereceğiz. Ama aslında biraz daha detaylandırmak lazım tabii ki. Ne yapacağız bu programda? İlk bölümümüzde öncelikle bir bu programla ilgili ilk soruyu cevaplandırın. Bu program nedir? Armağan nedir bu program? Yani ne ne yapacağız biz burada? Şöyle abi olayımız ee, şimdi seni bir bilen olarak buraya oturttuk. Çünkü her şeyi bilen bir kişisin sporla ilgili. Beni de bir bilmeyen olarak buraya oturttuk. Çünkü hiçbir şeyi bilmeyen bir kişiyim. Ve ben insanların sözcüsü olarak buradayım. Sana sporun her dalıyla ilgili, tarihiyle, sosyolojisiyle ilgili çeşitli sorular soracağım. Ve senden bu soruların cevaplarını isteyeceğim. Ama ilk bölüm olduğu için soruları biz hazırladık. Özellikle Onur Erdem'in cehaletini sergilemek için ondan aldık Çok soruları. Önemli. Çünkü o da hiçbir şey bilmeyen bir kişi. Bundan sonra... İnsanların bu videonun altına yazacağı soruları toplayacağız ve her programda seyircilerimizin sorularını sana yönelteceğiz. Sen de onları cevaplayacaksın. Konseptimiz bu. Aslında bugün yolda gelirken çok bilmiyor gibi değildin. Yani Armilton olarak hani bir <laughs> bayağı Formula 1 canavar olarak adlandırılan bir lakabın da varmış. Abi da şöyle e, jenerikte görmüştür e, izleyicilerimiz. Ben ilk defa elektrikli bir otomobil kullandım. Hmm. Çok da memnun kaldım. Ben kullanmadım zaten. O kendi kendine gitti. İstanbul trafiğinde yağ gibi aktık. Yani gibi aktık. Öyle, öyle ya tanıyoruz. gibi aktık. Zaten kendi kendine gidebilen bir arkadaşmış. Çok da memnun kaldık abi. Dolay ...olayısıyla oradaki beceri bana ait değil, arabaya aitti. <laughs> Onu söyleyeyim en başta. Sadece baştan. gaza bastım diyorsun. Sadece gaza bastım, arada da firan Ama ben Armilton'a bayıldım. Bundan sonra belli yerlerde kullanırım bu Armilton'u. Armilton diyebiliriz abi. Bu Teşekkür. Lewis Hamilton'dan mı geliyor yoksa Arton Senna'dan mı geliyor? Lewis Hamilton'dan ya, tamam. geliyor abi. Ayrton Senna'ya senin gibi şimdi zorlar yetişti. Ben yetişmedim. Yani şimdi daha baştan bu nedir Selamlar. yani? Selamlar, <laughs> <laughs> iyi programlar. <laughs> Merhabalar. Hadi başlayalım sorulara. Tamam abi. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Senin daha önce... <laughs> basketbol oynadığını hatta profesyonelleşecek düzeyde basketbol oynadığını bildiğim için ilk soruyu buradan sormak istiyorum. Soru şu. Kolaydan geliyorum diyorsun. Kolaydan ge kolaydan geliyorum. Bir şehir efsanesi, bir mit mi yoksa bir gerçekliği var hmm. mı? Basketbol boyu uzatır mı? gerçekten soru bu. çok derinlikli bir soru. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim Eurosport'taki bazı e, bisiklet yayınlarındaki enteresan sorular gibi. Oralara da geleceğiz abi tamam. hiç merak etme. Tamam. Abi bu bir mit, gerçek değil. Yani tamamen e, uzun boylu insanlar genelde e, basketbol oynadığı için de e, öykülerinde sanki basketbol oynayarak büyüdükleri için uzamış gibi bir e, sanrı var diyeyim, bir yanılgı var. Tıbbi olarak da ben bir doktor değilim tabii ki ama hani okuduğum ve bildiğim şeyler üzerinden, kendi deneyimimi de istinaden de gördüm. Basketbol oynayarak boyunun uzadığını, e, yani insanlar tabii ki fiziği daha sağlıklı gelişiyor, oynayanların e, sonuçta e, belli uzuvların, kasların basketbol oynadığı için daha... Diğer insanlara göre daha esnek olabilir, daha gelişebilirsin. Ama boy uzama anlamında bir katkısını açıkçası görmüyorum. Çin'de bir ameliyat var, o daha iyi uzatıyor. Yani bir şey yapıyorlar, Aman bacağı abi. kırıyorlar. Aman abi. Ee, hiç girme. Araya metal şey ekliyorlar, ona şey diyorlar. Ilizarov yöntemi. Rusya'da da yapıyorlar. Öyle boy uzatabiliyorlar mesela. Çinliler çok oluyorlar bunu bazıları. Hani öyle bir boy problemi. Kendinde hissedenler diyeyim Ama onun dışında basketbol işte bu şeyden de geliyor efsane. Michael Jordan kendini bileklerinden asmış boyunu uzatmış lisede falan diye biliyorsun öyle hikayeler vardır. Çok uzamamış ee, ama olsun. Yani işte Yine fena de. değil sonuçta. 1.98 Onur Erdem kadar boyunda. abi Michael Jordan. Çok uzun diyemeyiz. Evet de. aralarında şey var ama tabii Onur Erdem ile Michael Jordan arasında başka farklar var yani. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani boy olmasın, yani, da. Yani muhakkak <laughs> ama ben boy açısından şey alıyorum. Çok yani. da işe yaramamış zincirden asılmak. Ya şimdi bak. tarihte baktığında kısa boylu oyuncular da var. İşte en meşhuru biliyorsun spotweb vardır. Yakın zamandan... Earl Boykins var. Maxi Box vardır mesela. Meşhur 86 Dünya Şampiyonu Amerika Şehitleri takımında. David Robinson. Uzun boylu pivot olarak. Maxi Box'ta en kısa boylu guardlardan biri olarak. Doğru. Sonra NBA kariyeri de oldu mesela Box. Yani o yüzden onlar basketbol oynayarak uzasa 1.60'lık 1.70'lik adamlar yani. Onlar uzardı diye böylece bitireyim bu konuyu diye. Anladım. Şehir efsanesi dedik. Şehir efsanesi ya. Net bir şehir efsanesi. Tamam. Yani, en büyük şeylerden yani bu dünya düzdürle e, aşı karşıtı muhabbetin arasında daha naif bir yerde kalıyor tabii ki. Anladım. Daha tamam. naif bir yerde kalıyor. O zaman ikinci soruma tamam. geçiyorum. Bu şahsi olarak <laughs> benim çok merak ettiğim bir soru. Eurosport'ta Ozan Sülüm anlatırken hep merak ediyordum bunu. Kayakla atlama. <laughs> yani abi bir çocuğun kayakla atlamaya yeteneği olduğu nasıl keşfediliyor? Yani anası babası çocuğu 100 metre yukarı çıkarıp, Tekmeyi vurup aşağı mı yuvarlıyor bu çocuğu? Yani bunun yetenekli oldu. Hani futbol basit bir şey. Koyarsın önüne bir çorabı, buruşturup çocuk vurur, aa iyi vuruyor dersin. Kayakla atlamaya nasıl başlanıyor abi? Yetenek Aman nasıl keşfediliyor? Aman düşer bir şey olur diye endişelendiğim bir dünyada... E, evet kayakla ya. nasıl atlıyorlar evet diyorsun? Abi. Bu ekstrem bir şey. Nasıl evet. başlanıyor? Çok ekstrem bir şey yani. Ya şimdi bir, şu an nasıl yapılıyor onu söyleyelim aslında. E, kayakla atlamaya eğer meraklıysa, o ülkede öyle bir e, kültür ve işte bunu öğretecek insanlar varsa... Yapı varsa... Çocuğunuz başlıyor daha küçük rampalardan daha yumuşak yerlere önce atlattırıyorlar. Önce atlamayı öğreniyor teknik olarak. Ee, yani gidip bir anda orada 100 metrelik 120 metrelik rampalardan e, çocuğu böyle uzağa atlatmıyorlar. Atlamayı yani mı öğreniyor için, düşmeyi mi öğreniyor? E, nasıl futbolcular bile küçük sahada başlar ya hani mahallede başlarsa işte altyapıda hani daha büyük sahada koşturmazlar çocukları. Yani nefesi yetmez sonuçta. Burada bir de tabii güvenlik açısından da bir nefesi yetmeme durumu var. Evet, daha küçük şeylerden, rampalardan önce bir teknik olarak atlama şey gibi düşün ya. Çocuğu parka götürürsün hani kaydırak vardır Hı -hı. ya. O kaydırakların daha şey versiyonunu düşün. Daha kayakla atlama yapılacak şekilde düşün. kayak atlama burada sadece kışında yapılmıyor ya artık. Kış spor tabii de. Yani Yazın da mesela antrenman için çime mesela atlattırıyorlar biliyorsun. Çime atlama muhabbeti de var yani artık. Ama kayakla atlama asıl zaten köken olarak, hikaye olarak tarihte Tabii ki kutba yakından kuzey ülkelerinde İsk İskandinav ülkelerinde ya da işte kız sporlarının yapılabildiği yerlerde nasıldır mimari? <laughs> Çatılar daha şeydir. E, açıları daha diktir. Üçken Neden? Üçken. Çünkü sürekli kar yağar. Çünkü kar yağdığı için onlar üstüne, <laughs> düz çatı yaparsam olmaz yani izolasyon da yap. Şimdi şeye girdik ya bu arada. <laughs> nereye geldik abi ya? İnşaat sektörüne abi geldik. Nereye geldik? Neyse bu özellikle anlatılan hikaye Norveç'te özellikle Norveç biliyorsun kayakla atlama konusunda en özel yerlerden bir tanesi işte meşhur şey vardır orada rampalar. Holmen Kollen falan zaten efsanevi. E, rekorlar kırılır oradaki rampalarda. Çocuklar zaten e, kayak her, bir yerden bir yere ulaşım aleti gibi bir yer, bir nevi. Aynı Hollanda'da e, nehirler, kanallar doğar, doğ, donar ve e, paten yani patenle Anladım. patenle hatta yürümekten önce e, patenle kaymayı öğrenir mesela Hollandalılar Coğrafya hazırlanır. kaderdir diyorsun. Ya belli konularda tabii <laughs> etkiler insan e, sonuçta bir etkileşim o. Büyürken ne ne gördüğünle alakalı bir şey, ne öğrendiğinle alakalı bir şey. İnsan bir de her şeye adapte olma gücüne sahip. Sen kutupta, kutupta doğar manukünç olarak oradaki şeye adapte olup öyle büyürsün. Onlar da öyle büyüyorlar abi çatıdan çatıya atlama muhabbeti var yani o rampa meselesi oradan doğuyor. Vay vay vay. E, o yüzden de zaten çocukken e, öğreniyorlar yani hani Eskandinavlar falan ya da işte Almanya'daki belli yerlerdeki çocuklar. Anladım. Avusturya'da mesela aynı şekilde o meşhur Z vardır ya da işte kız sporları merkezi yazın futbol takımları kullanır. Oralarda zaten o kayakla atlamayı çocuklar daha baştan öğreniyorlar. Soru şu abi mükemmel bir soru senin de uzmanlık alanlarından biri. Yokuşta basan bisikletçi <laughs> düzde neden basamıyor? Adamın 15 senedir merak ettiği şey bu. Evet. Buna cevap verirsen abi çok mutlu olacağım. Büyük bisiklet uzmanı Onur Erdem'in önemli sorusu. Abi aslında Yokuşta basan düzde niye basamıyor değil mi sorumuz? Evet evet. Ya da tersi de olur. Düzde basan niye yokuş gidemiyor da olabilir mi? E, yok olamaz. Neden? E, herifin merakı şey. o değil çünkü. Ha tamam. <laughs> Yokuşta basan. <laughs> derin bir nefes aldı. <laughs> Yokuşta basan. Aslında düzde de basıyor. Ama düzde iyi basan kadar iyi basamıyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor musun? Yani. Her ikisinin uzmanlıkları var. Ee, yani düzde iyi basabilmek ve sprint dediğimiz şey. Düzde iyi basmak nedir? Bir kere onu da söyleyelim de hani tuhaf bir şekilde insanın hiç bilmeyenin aklına öyle yerleşmesin. Yani. Evet, evet Düzde basmak diye konuşmuyoruz biz. Yani düzde dediğimiz şey sprint finişleri düz yolda olur. Ee, çizgiyi e, yüksek hızda pedal basarsın kısa sürede. Ona sprint aynı aslında e, atletizmdeki sprintin bisiklet versiyonu olarak düşün. Ama bisikletçi orada sprintte önünde genelde bir başka bisikletçinin rüzgar kanalından çıkar ki onun e, imlenmesiyle alır ve yanından yüksek pedal e, ritmiyle, kadansıyla en yüksek hızda finish'e ulaşmaya çalışır. E Şimdi bunun için başka türlü bir e, ayrı dinamik yapı gerekir. E, güç gerekir. Üst bacak kasları biraz daha farklıdır. Kilosu farklıdır. Mesela sprinterler biraz daha kilodur. Bu arada kilolu dedim de şöyle bisikletçi gelsin en kilolusu yani şey gibidir burada dal gibi kalır görürsün. E, yakından gördüğünde hepsi çok incedir. Ama kendi aralarında da sınıflandırma var. Yani yokuşçunun dediğimiz bisikletçinin çok hafif olması lazım. Uzun boylu diyelim mesela 1.90 boyunda Chris Froome. Mesela 60 kiloların sonunda yani 70'in üstüne çıkmaz. Neden? Çünkü yağ oranı çok düşük olması lazım hafif yer çekimi var. Yani sen ne kadar ağır olursan o kadar zorlanırsın yokuş çıkmakta. O kintanalar falan Naim Süleymanoğlu kadar. Hafif yaprak gibi adamlar hepsi. Yaprak görsen böyle gerçekten şey yan koysan şey yok. Yani çizgi olarak görebilirsin yandan profilden. Çok inceler. Ve gerçekten bazılarının şeye yakın olduğu söylenir. Böyle insan yaşamında e, beslenme anlamında sınıra yakın. Oo. Yani biraz daha e, yağ oranı düşersen zaten şeye çok açıklardır yokuşçular. Alerji gibi şeylere, e, hastalıklara çok daha çabuk etkilenirler. Çünkü çok hafif oldukları için vücutları yani yağ çünkü şeydir ya aslında zararlı gibi gözükmüyor ama yağdan beslenirsin aslında. İşte bu ketojenik, metojenik muhabbetleri de ondandır ya. Hı. Yani yağ yakıp vücudu inşa edersin. O kadar az yağ var ki vücutlarında o kadar hafifler ki. E, belli bir noktada e, bağışık sistemi olarak ve şeye daha açıklar e, dışarıdan şeylere. Böyle Allah, açıklayayım. Ya yani bu kilo isterse basar mı yani? Sen onun erdem için dümdüz söyle şunu. İstersen basar. adam basar mı ya? Yani? Basar abi basar. Heh, yani, tamam. mesela örnek örneklerle anlatım daha iyi. Alejandro Valverde mesela iyi bir yokuşçudur. Yılların işte 41 yaşına tabii, geldi. Tabii. Adamla yaşıtız. Ondan sonra adam hala basıyor yani yarış kazanıyor. Biz burada oturuyoruz koltukta. E, neyse e, girer e, düz sprintte basar ama Yanına mesela bir Mark Cavendish koy, Marcel Kittel'i koy, işte yakın zamandan e, Caleb Evans'ı koy. koy, bravo aynı, Onu koy, baş edemez. Anladım. Yani Caleb Evans gibi geçemez yani o sprint. Çünkü Caleb Evans kapanır, aerodinamik, o şeyi çok yüksek ritimde çevirir. Sen bir dakikada atıyorum, sallıyorum, 100 kadans çeviriyorsan o ancak 70 çevirebilir. Anladım. Bacakları o gücü şey yapamadığı için. Ama yokuşa geldiğinde Hı. de Alejandro Valverde yandan uçar ya da işte Contador yandan uçar. E, Mark Cavendish ağır olduğu için veya işte Marcel Kittel ağır olduğu için o ritimde çıkamaz. Tamam, Onlar da yokuş tamam. çıkıyorlar ama kendi ritimlerinde çıkıyorlar. Öyle anlatmakla yarar var. Eyvallah. Yine senin bir başka uzmanlık alanına geçiyoruz. Atletizme geldik abi. Hı hı. Vücut yapısı şu bu falan filan anlattın. Soru şu. Atletizmde sprintçiler neden kaslı, uzun mesafeciler neden zayıf? Bu soru bisiklet sorusuyla benzer bir cevaba mı sahip? Yakın ama e, biraz daha tabii farklı bir detayına değinmek lazım. <laughs> Genelde sprinterler, patlayıcı güce sahip olmaları gerekir. Yani kısa mesafede yüksek performans göstermeleri gerekir. Bunun için de kas lif yapısı fast twitch fibers dediğimiz DNA olarak ne bu dediğimiz? De fast twitch fiber yani, yani hızlı açılıp kapanan böyle çok hızlı hmm. açılıp kapanan liflere sahip olmaları hmm. gerekiyor. Bu hem genetik bir şey. Yani çalışarak çok olmayan bir şey açıkçası. Benim bildiğim, okuduğum ve bu konuda çalışan spor bilimi insanları var. Bu genetik bir şey. Bu da genetik olarak genelde daha çok Afrika'da Doğu Afrika, şey özür dilerim Batı Afrika tarafında işte bu Ghana bütün o batı yakasını düşün. Oradaki hani Afrika'dan bütün kıtalara dağılmıştır değil, değil mi insan? Şey, antropolojik hikayelerde, sosyolojik hikayelerde. Oradaki genetik de yoğun olan bir şey. Hatta biliyorsun oradan gemilerle zamanında filmi de çekilmiştir meşhur Amistad hikayesi. Yani filmde işte önce Karayip Adaları'na gelirler sonra Amerika'ya gelirler. Ve aslında o kıtadaki siyah kökenli insanların Batı Afrika'dan geldiği bilinir. Jamaika mesela bunun bir örneği e, göç anlamında. Velhasıl çok uzak bir bütün insanlık tarihine girmeyelim. E, bu e, hızlı açılıp kapanan liflere ihtiyacım var iyi sprinter olabilmek için. Bunlar da belli genetik kodlar gerektiriyor. Beyazlarda da var. Beyazda yok değil bu. Ama e, siyah e, ırkta da çok daha yoğun. O yüzden de zaten sprinterlere baktığında bir beyazı hep yanlarına koşarken gördüğünde genelde şaşırıyorsun. Ya da işte aa bir beyaz işte 9.90 koştu diyorsun hmm. mesela. Yani bunlar işte Christophe Lemet biliyorsun şey olduğunda siyahların yanında koşup 100 metrede başarılı olduğunda insanlar böyle bir şey olmuşlardı, hayran kalmışlardı. Mesela 200 metrede bu farklılaşır. 200 metrede biraz daha beyazlar devreye girebiliyor. Sebebi de şu genetin yanında teknik de giriyor. Yani 200 metrede <laughs> o virajı dönüşü aldığın için adımlama, ritim, eee 100 artı 100 olduğu için daha strateji de geliştirmen lazım. Tabii bolt gibi bir anomaliysen yani istediğin kadar karşını strateji geliştir. Ya, yok, onu o, ben sınıfland... onu etme. Hiçbir sınıflandırma şey sınıflandırma dışı, şey dışı bırakıyorum. sınıflandırma dışı bırakıyorum. O başka. Şimdi e, öbür tarafa baktığında da e, uzun mesafeciler daha uzun lean kaslar gerekir. Slow twitch fibers dediğimiz yani hızlı açılıp kapanmayan ya, tamam, yavaş çalışan her şey. <laughs> yani oh, Ama oh. Bu çok güzel bir önemli şey yavaş açılıp kapanır. Zaaf gibi gözükür ama tam tersi seni dayanıklı kılar. Yani kısa mesafeciler yüzü mesela iyi bir yüz ve 200 yüz metreci 400 koştur çok zorlanır. Ona özel antrenman yapması gerekir. Çünkü mukavemet dayanıklık eklemek gerekir 400'de. 400'den itibaren daha doğrusu. Ee, uzun mesafeci de kısaya geldiğinde o patlayıcı gücü olmadığı için yüz koşana kadar zaten yanındaki patlayıcı güç bu şey gibi Uçar düşün. Gider Kaplumbağa diyorsun. tavşan. Anladım, tamam. Kaplumbağa bir, iyi bir 10 bin metreci tavşan 100-200'ü. E, dumanı tozu katıyor gidiyor. Tamam, Road ya, Runner gibi tamam. yani. Soru şu abi. Her yerde, bütün liglerde, amatörlerde, mahalle arası sahalarda niye Brezilyalı futbolcular var? Niye bütün liglerde yabancıların dominasyonu Brezilya'da? Hmm. Niye Brezilya'dan bu kadar çok topçu çıkıyor? Şimdi kültür diyeceğim. Deme deme. <laughs> deme, deme. deme deme. Sosyologların yani, girme. Arz talep meselesi aslında birazcık. Ee, şöyle ki, e, bir de tabii ki belli... E, Alışkanlıklar oturuyor futbol dünyasında. Nedir o? Geçmişten hep iyi futbolcuya yetiştirmiş, yetenekli futbolcuya yetiştirmiş bir ülke. işte ta 30'lardan bahsediyorsun. Oralardan böyle bir takımların hep başka türlü bir stili var. Başka türlü bir oyun tarzı var. Ve o futbolcular bir şekilde yabancı futbolcu kültürü devreye girmeye başladığı transfer ki bu son çok daha geç gelişen bir şey aslında hı hı. biliyorsun. Ee, özellikle de biraz daha 70'lerle 80'lerde nispeten oluyor ve sonra 90'larda iyice patlıyor. Ee, ondan önce de mesela yani iyi Brezilya e futbolcunun çok Avrupa'ya öyle hemen geldiğini görmezsin. İşte Zico Sokrates bile 80'lerde. Yani çok böyle sonradan geliyorlar ya da geldikleri takımlar işte şu an mesela Zico şu an oynasa muhtemelen ilk Barcelona e almaya çalışır. Udinese oynamıştı değil mi? Aynen. İşte şeyde Florentina'da oynadı Sokrates'te hmm. mesela. Okay. Ee, şimdi oraya onun ne, şuradan girdim. Ee, Brezilya e futbolcunun hep bir Talep oldu çünkü farklı oynuyorlar Avrupa'daki ve genelde transfer Avrupalı kulüpler yaptığı için söylüyorum. Dünyada binin üzerinde şu an bildiğim kadarıyla Brezilya futbolcu dünyada çeşitli profesyonel kulüplerde oynuyorlar. Bunun işte Çin'de devreye girince iyice arttı zaten biliyorsun. Bu bir yani bir yetenek farklılık getiriyor. İkincisi de sonuçta Brezilya'da çok yoğun bir futbolcu üretimi var. Ve sürekli bir hani e, kendi içlerindeki kültür çok zengin. Her bölgenin işte bu meşhur Alex Belos'un futbol kitabında anlatır bölge bölge nasıl her bölgenin kendine özgü bir futbol geçmişi olduğunu ve bir yaklaşımı olduğunu. E, bununla ilgili de her bölgenin de kendi bir aslında etnik köken e, geçmişi de var. Yani işte Avrupa'dan da çok göç almış Brezilya kendi yerel kültürü var. Bununla beraber tabatalar de, var Japonya'dan. Aynen falan. bravo işte Alman e, isimli futbolcular çok vardır. E, yani çeşitli bölgelerine baktığında o isim kültüründe Alex <laughs> Pedos çok güzel hatırlıyorum neden olduğunu. Ve bu da bence bir genetik havuz olarak da çok zengin bir havuz yaratıyor. Bence değil bu yani konuşulan bir şey daha doğrusu. İşte hatta Brezilya'da en son bir araştırma okumuştum. Hani siyahlar var beyazlar var sonuçta Brezilya'da tek tipleştirmiyorsun e, bir yandan da fiziki olarak. E, yani hiçbir zaman tek tipleştirmemek lazım aklında bir şey uyanır ya genelde <laughs> bir <ülke gülüyor> söylediğinde sonuçta orada Kaka da var, e, Ronaldinho'da da var. Yani farklı bir şey var. E, Yelpaz'da var. Bunun arasında melezlerin üstün artık olduğu yani her iki kottan da ya da farklı kodlardan da alıp üstün ırk oldukları. Brezilya'nın bu konuda tabii çok zengin bir nüfusu var. Çok zaten kalabalıklar. Ve üretme anlamında olağanüstü bir fabrika. Ürettikçe de zaten Brezilyalı futbolcu almak demek başkalaştırmak, takıma farklı bir şey katmak. İşte Joga Bonitos, oyun tarzı. Ki bu işin savunma oyuncuları kısmında da ayrı bir yere geldi. Kaleciler kısmında da. Yani şu an dünyanın en iyi iki kaleci istiyoruz Hani başka başka bir artık seviyeye geldi. Bu da Arsenal'e zaten bütün takımlar artık 16-17 yaşına indi. Hatta daha erken indiler. 12 yaşında alıyorlar. E bu yüzden de çok fazla var. Yani Arjantin'de mesela Fransa'nın da yurt dışında oynayan çok futbolcusu var. Bir de bu kadar 700'lere, 800'lere dayanıyor o yani. Başlıyor. Şimdi Fransa neden bu kadar fazla? E, yıllar içerisinde orada da bak mesela genetik havuz çok şey e, önemli bir yer tutuyor yani bütün o işte geçmiş e, kolonilerden şeylerden gelen olağanüstü bir genetik havuz var. E, bir de altyapı var. Sen onları yetenekleri fışkırtabiliyorsun. E Fransızlar da o yüzden çok fazla talep görüyorlar yani çok fazla transfer ediliyorlar. E Brezilya'larda bir de biliyorsun yani o teknik oluşumu için ülkenin kendi yapısı işte plajlarıydı falan, oyun yapısıydı, sokak hala devam ediyor sokaktan yetişme. Brezilya futbol takımının altyapıları falan çok saçma. Yani çok acayip bir yerde. E bu da zaten e, Brezilyalıları başka bir yere koyuyor e, açıkçası e, transfer konusunda. Tamam. Soru şu abi. Niye dört tane Grand Slam var? Hadi İngiltere, Fransa'yı anladık. Avustralya'ya ne oluyor? Amerika'ya ne oluyor? Bunlar Avustralya ne zaman keşfedilmiş kıta? Allah aşkına Grand Slam'i nasıl bunlara kaptırmış Kaptan Avrupa? Kaptan Cook tenis oynuyormuş yani, Ya ne zaman kaptırmış Avrupa bunlara Grand Slam'i? Hani İtalyanlar, İspanyollar, Avusturyalılar evet. falan. Ne alaka yani evet. Avustralya, Amerika? Niye dört tane abi bu Grand Slam'ler? Ya tenisin ilk aslında dünyada yayıldığı ve popüler olmaya başladığı yıllara da gidiyor. Bu 1910'lar, 20'lere kadar giden bir hikaye. Bir de tabii tenisin ilk yayılma hikayesinde İngiltere Fransa'nın önemli bir yeri var. İkisinin de farklı köklerden gelen bir tenis kültürü var. E, Avustralya ile Amerika'ya baktığında aslında e, Britanya'dan beslenen ülkeler tarihte. Yani oraya gidip İngilizlerin kolonileri işitirip e, kurdukları ülkeler aslında baktığında. E, Anglo-Sakson kültürü. Orada tenis var. E, diyeceksin ki niye kriket yok? E, sonradan yıllar içerisinde başkalaşmış. Hatta Avustralya... Demeyecektim çünkü olup olmadığını bilmiyorum. Yok. Şey, Hayır yok. Avustralya'da var, Amerika'da yok? Amerika'da yok. Avustralya'da var. Evet. Ee, mesela hatta Avustralya yıllar içerisinde sonradan bunu daha başka bir programda belki konuşur Soru gelirse diye soru da vereyim. <laughs> Neden İngilizleşmemiş de Amerikanlaşmıştır belli konularda diye konuşuruz. Mesela basketbol kuralları daha Amerikan kuralları. Tamam da. soruya geliyorum. Velhasıl Şöyle diyelim. Ee, bir bu, bir de 1920'lerde e, turnuvalar artık ulusal şampiyon olarak yapılırken Fransa, İngiltere yani Roland Garros, Wimbledon, e, Amerika'da e, Amerika açık e, ve Avustralya açık. Bunlar daha popülerleşiyor, yükseliyorlar ve dört büyük turnuvaya da düşünüyorlar. Aslında başka büyük turnuvalar da var ama bunlar böyle bir dört ayrı zirve turnuva gibi oluyor. Ulusal şampiyona zaten o yüzden deniyor. Hala da öyle deniyor işte Amerika açık, Amerika şampiyonası deniyor yani denmesinin sebebi. Açık kelimesi de aslında sonra Onu da Onu soracaktım. Dedim. Açık niye ya? O zaman açık diye bir şey yok. Kortun üstü açık diye değil Hayır. herhalde değil mi yani? Hayır. genelde öyle zannedilir yani açıkta yapıldığı için. <laughs> <laughs> Şimdi bir de kortların üstü açılıp kapanır şeyler var ya Aa artık açık değil. Amerika açık demeyelim de bir geyik olalım. Ya olabilir. kapalıydı gördük Amerika'da ne oldu. Çekin kapatıyoruz bunu kapatıyoruz. Abi neden açık deniyor? Aslında tenisin kuruluşunda tenis daha aristokrat ve burjuva sporu genelde. Yes. Ve e, olimpiyat oyunlarının da aynı şekilde kuruluşunda aynı hikaye vardır. E, para için spor yapanlar amatör o zaman. E, ve yani profesyonel amatör kavramı farklı değişik. Ee, Yanlış söyledim profesyonel pardon. Yani nedir o? Şu an profesyonel sporda daha elit e, kelimedir ya. Yani sen bir işi yapıyorsun, sporu yapıyorsun, profesyonel deniyorsun. Tamam sen şeysin. o sporun e, önemli isimlerinden birisin. Sen amatörce yaptın işte amatör sporlar diye de bir evet, şey evet. verilir. Hani sanki böyle küçümsenir gibi olur. O zaman tam tersi. Bir film izlemiştim ya. Bir bir kadın tenisçinin Hayır. hayatını anlatan. Orada profesyonellerden Hadi. nefret ediyorlardı. Aynen. E, e, amatörler nefret ediyor. Evet Neden? amatörler. Çünkü mi? amatörler zengin mi? Daha burjuva kesimi, daha sokak kesimi. Adı neydi? Bili, bili, yok. Şey mi? Bili Jean King mi? Yep. yep. Yani Aynen. Tamam. Onun hikayesinde. Ee, özellikle de mesela kadınların erkeklerle eşit para ödülü alması mücadelesi 70'lerde Bili Jean King başlar. Ama bunu sağlayan Venus Williams'la mesela Serena Williams'ın özellikle büyük önderliğidir. Hem siyahların tenisteki varlığı anlamında geçmişten aldıkları mirası çok iyi devam ettirirler. İşte Arthur Ashe'ten, diğer önemli şey siyah raketlerden. Bir de üstüne eee Serena Williams'in hikayesi zaten burada ayrıca bir kendini bulma anlamında, kendini yenileme, kendini her şekilde geliştirip zirveye çıkma yolunda önemli bir hikayedir. İşte hem Grand Slam turnuvaları dediğimiz turnuvalarda para üstülerini eşitlerler bu mücadelede. Hem bir siyah kadın raket olarak 23 gün kazanır ki geriye düşer sakatlıklar yaşar işte de anlatır yani fiziksel e, ve renk ayrımcılığı anlamında önemli ayrımcılıklara da maruz kalır. Ama çok önemli bir e, kitlenin sembolü olarak da e, hem siyahların hem kadınların sembolü olarak da hep kendini yeniler ve zirveye çıkar hala da oynuyor. yani Çünkü o 24'ü kazanmak istiyor ve haladaki dizlerinde acayip sorunlar var bu arada şey Hı -hı. der. Yani dizlerimi hissetmiyorum der bazı turnuvalarda. Ona rağmen o halde turnuva kazanmıştı var büyük turnuva. Grand Slam kavramını bu arada söylemek lazım. E, Grand Slam aslında golfte de olan bir şey. E, majör turnuvaları yani bir takvim yılı içerisinde kazanmaya deniyor. E, bu turnuvaların da aslında Grand Slam değil. Ama yıllar içerisinde dile pene oldukça e, okay. şey deniyor. Grand Slam kazanılan turnuvalar kısalıyor kısalıyor ne oluyor? Grand Slam turnuvası oluyor. Nedir? Grand Slam yapmak için kazanmaya gereken dört turnuva var. Onlardan biri manasına geliyor. Aslında bu turnuvalara Grand Slam denmiyor. Grand evet. Slam dediği zaten büyük bir e, seri gibi bir tamam, e, şey var. Tamam tek bir soru soracağım. Kişisel soru olacak. Tek tek bir cevap istiyorum. E, i̇zlemekten en çok keyif aldığın hangisi? Bu dördünden. Uh. İzlemekten ama. Ya şey arasında gidip geliyorum. Tek bir cevap istiyorum. Şu diyeceksin bu kadar. Ya benim için Wimbledon ayrı bir değeri Wimbledon. var. Wimbledon. Evet, Çocukluktan da gelen tamam, ayrı ok. bir değeri var. Wimbledon. Tamam teşekkür et. O zaman son soruya geçiyorum. Gel abi. Yine İngilizlerdeyiz. Yani... Ama spor yani. yani Güneş patlayan yani ne, ne, konuşsak İngilizlere çıkıyor ya hikaye. Adamlar her yeri götürmüşler kültürü. Maşallah. Ee, soru şu. Hakikaten ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Snooker. Hmm. Ne abi? İngiliz kahve sporu mu? Ne, <laughs> ne ya? <laughs> Pilarda'nın bir benzeri mi? <laughs> Snooker İngilizce ne abi? Kahve sporu ya? ya kahvelerde mi oynanıyor? Ne? Snooker? İngiltere'de kahve kültürü yok tabii. Pub kültürü var. orada Ama mesela daha çok şey oynanır. Langard. Langard. Dart. Dart. Ee, başka türlü daha bilardo bizde de olan hani 9 top 8 top gibi olan e, bilardo bir pool türü var mesela o oynuyoruz. Tamam. Sunukır biraz daha niş bir şeydir. Evet yine e, Britanya'da e, adada e, çok zengin kesimin değil yine orta ve düşük gelirli kesimden çocukların da yöneldiği bir spordur. Çünkü e, yani yine belli mekanlarda oynanır işte mahallelerdeki belli sunukır e, masaların olduğu yerlerde oynanıyor da bir kahve sporu demek zor hatta hikayesinde Hindistan, Pakistan sınırında o zamanın biliyorsun yani zaten büyük konflikt yani büyük karşıtlık tarihsel hikaye Hı -hı. hala bitmeyen hikaye. Oradaki İngiliz askerlerinin görevli, Britanya'nın batmayan imparatorluğun Hindistan Hı -hı. Pakistan sınırındaki askerlerin özellikle oradaki dağlar var. Oradaki belli karakollarda sonuçta zaman geçmiyor. Bilardo oyunu da sonuçta daha kısa sürede bitiyor ve oyunu uzatmak istiyorlar. Oo çok acayip. Uzatmak şey. için geliştirdikleri bir şey aslında ha, ha. Ya Sunukır ne demek? Bir topa sana e, ulaşama diye e, diğer topu önüne koyuyor ki engel oluyor aslında. Bunu snooker yes. yapma deniyor ya. E, Yok, bilmiyorum abi, deniyor ya diye. Yani Sunuker, benim seni doğrulamamı doğrulama Snooker kelimesinin e, şey, hikayesi oradan geliyor. Ya işte Ronnie O'Sullivan diye örnek verelim. Oynarken ne yapıyor, nasıl çözüyor? Neden santranç deniyor çuva üzerinde? O topa ulaşmak için farklı stratejiler, açılar, geometri geliştiriyor. E, ve daha büyük masada oynanır bu arada e, snooker. Daha fazla mesafe kat edersin. Hatta bununla ilgili şey de konuşulmuştu. Bir ara Sean Murphy biraz kiloluydu. Ee, yani işte bunu bardaki şişman adamlar da bu arada bardaki şişman adamlar da oynuyor bu bar sporu ya da işte evet, şey tamam sporu. Işte, yani meselenin sebebi buradan da geliyor evet, biraz. Tamam. Yani buralardan da geliyor. Ee, ama öyle değil aslında çok kondisyon harcıyorlar baya masanın etrafında ya etrafında içerisinde. dönerek Ciddiyim mi bu kondisyon arada? harcıyorlar? Hatta abi ya vallahi bu arada ya yani konuşulmuş. Gerçekten. <laughs> zit şey zihnini de e, z, şey zinde tutabilmek için fit olmanın gerekli olan bir spor. Acaba? Abi bendeki sorular bitti. Hı -hı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra hikaye her hafta böyle devam edeceğiz ve izleyicilere şunu söylemek istiyorum. Soracağınız hiçbir sorudan çekinmeyiniz. Çok cahilce oldu, vay keko gibi soru sordum falan demeyiniz. Çünkü yani senin biz... gibi olmasın diye. Yani biz Onur Erdem'in <laughs> sorularını sorduk abi. Bunun, ya üstüne, evet. bunun üstüne çıkabileceğim diyen varsa hatta kendisini takdir de ederim. Yani Onur Erdem'in sorularının üzerine. Dolayısıyla sana her türlü soruyu sorabilirler. Her türlü merak ettikleri şeyi iletebilirler. Ahiret soruları. Her şey olabilir abi bilmiyorum artık. Ne çıkar gerçekten bilmiyorum. Ben burada iletmekle yükümlüyüm. Ben sunu kıza şunu beklerdim. Niye papyon tak takıyorlar mesela en çok bu soru. Papyon olabilir. mu takıyorlar? Ee, oynarken papyon takıyorlar. Abi bilmiyorum yani. Ya işte bu da dress code gibi bir şey olmuş yıllar içerisinde. Bir şey çiziyorsun. diyemeyeceğim. Yani bilmiyorum. Bir tane oyuncu da mesela takmaz işte abi kapattık programı. Öyle mi? Yani ben ama bu gider e, en son kapanış şeyini yapmıştım. Sen kapatacaksın programı. Ben, ben, mi ben izleyicilerimize e, konsepti anlattım son kez. Sen artık kapatırsan memnun olurum. Yapabildiğim kadar ukalalık yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım bütün sorulara la ile cevap verebilmişimdir. E, yani umuyorum e, ama daha sert daha iyi sorular bekliyorum lütfen. Bugün biraz şey geldi yani diye böyle iyice ukalalık yapayım <laughs> O zaman teşekkür <laughs> ettim Hadi kapattık. Kapat, hadi kapan, sevgiler kapat. Görüşürüz. <laughs>